Merhaba arkadaşlar, Facebook'taki bir arkadaşımız, bir de YouTube'daki bir arkadaşımız beraber, ikisini beraber sunacağım için EndroCast tanıtımı istemişlerdi benden. Ve ben ikisine de ortak şekilde bir çekim yapayım dedim. Facebook'taki arkadaşımızın ismi Şerefcan Işık, diğer arkadaşımız ismi de Halil diye geçiyor. O Halil arkadaşımız ve işte Şerefcan Işık için bir tane EndroCast tanıtımı çekmek istedim. Shoji Tier. Bu tanıtacağım bu kaslar içinde birincisi fiber yapısı içinden burun pedinin kask kutusunun içinden burun pedinin çıkıyor, pin lokunun da olması bu kaskı hani alınabilir ve iyi kaslardan bir tanesi yapıyor. Bu arada üçü de gerçekten iyi kask, üçü de güneş vizörlü kask. Üçü de dediğim gibi güneş vizörlü. Şöyle güneş vizörünü açarak göstereyim bunların da. Schubert'in böyle alttan açılıyor. Schubert'lerin hepsi aynı. Şöyle alttan açılan bir yapısı var. Dediğim gibi bundaki tereyi çıkartabilirsiniz. Burun pedleri dediğim gibi kendi kutu içeriğinden çıkıyor. Ön havalandırma kanalları hepsinde var ve gerçekten iyi hava alabilir. İyi hava akışıyla da camınızı buhar yapmaktan kurtaran ve size yüksek görünürlük sağlayan bir cama sahip. Aynı zamanda şöyle bir şey diyebilirim. Mikrometrik bağlantıya sahip. Hani E1 de mikrometrik bağlantıya sahip. Bu C4 de mikrometrik bağlantıya sahip ve aralarındaki bir fark Shoji Tier demir mikrometrik bir bağlantıya sahip. İç petleri çıkartılabiliyor. Kaza sonrasında kolay çıkabilmesi için kırmızı halkalara sahip. Kırmızı halkalardan çekip kaskı kafanızdan kurtarabiliyorlar petlerle beraber. Dediğim gibi bunlar güneş vizörlü. Üç tarafında da yani alt tarafında, üst tarafında ve arka tarafında havalandırma kanalları olan kaslar. Zaten Shoji'nin GT'yi yazmasının sebebi en iyi hava alabilen kaslardan bir tane olduğunun göstermesi içindir. Üst ön havalandırma kanalı var, üst havalandırma kanalı var, arka havalandırma kanalı var. Shoji GT'nin de bu hava kanalları elle idare edilebiliyor. Bu şöyle diyeyim, 1450 gramlık bir kask. Bu 1660 gramlık bir kask. Bu ise 1695 gramlık bir kask. Dediğim gibi bunun tereyi eğer hızlı bir sürüş yapacaksanız bu tereyi çıkartmanıza yarar var. Çünkü sallantısı ve sarsılması ona göre fazlalaşacaktır. İç petleri çıkartılabiliyor, yıkanabiliyor. Burun petleri kendi kask içeriğinden çıkıyor. Çok iyi hava alabilir kaslar. Bu kasların zaten sessizliği test edilmiş ve size o şekilde sunulmuş kaslardır. Bu Swoyer modeli, C4 modeli, Shoji GT-R Swoyer modeli, TC5 diye geçiyor özellikle hani grafik seçeneklerinden dolayı. İç petleri zaten geniş bakış açısını görüyorsunuz ve işte hani vizörünü görüyorsunuz. Şurada bir kilit mekanizması var Shoji GT-R'ın. Şöyle tık diye sesini duyduğunuz zaman o yuvaya oturmuş demektir. Şuradan çektiğiniz zaman da rahatlıkla açılır. Bu yüksek hızlara çıktığınız zaman açılmaması için yapılmış. Hani bunda açılıyor da bunda açılmıyor mu filan derseniz açılmıyor. Kesinlikle hani onun güvenliğini, güvenlik önlemini gerçekten almış testlerde, rüzgar testlerinden geçmiş kasklar. Dediğim gibi hepsinde hani ön havalandırma kanalları var. Aynı zamanda havalandırma kanalları bu cama özellikle daha fazla rüzgar verip aynı zamanda onun sirküle olup içinde rahatlıkla çıkmasını sağlamışlar. Böylece hani içinde buhar yapmayan bir yapı, hani sizi terletmeyen bir yapıya sahip bu kasların hepsi. Ve içindeki bu pet mekanizması sizin terlemenizi önleyebilecek gibi yapılmış. Terlediğiniz zaman zaten bunun emilimi fazla ve istediğiniz kadar yani terleseniz de size ıslaklık hissini çok fazla hissettirmeyecek şekilde yapılmış. EndroCast'ları için bunları önerebilirim. Fiyatlarını zaten linklerde belirteceğim. Hem YouTube'da hem Facebook'ta arkadaşlar için paylaşacağım. Umarım yararlı olabilmişimdir. İyi sürüşler.